Değerli izleyicilerimiz, Köy TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Burak Karaman. Rahvan Atları programımızın bu haftaki bölümü için Erzurum'dayız. Biliyorsunuz Turgut Yem sponsorluğunda Rahvan At sevdalılarını Köy TV ekranlarına taşımaya devam ediyoruz. Tabii ki bu haftaki bölümümüz için Erzurum'dayız. Erzurumlu Rahvan Atçılarımızdan bize Erzurum'da yapılan Rahvan Atçılığı anlatmalarını isteyeceğiz. Ben sözü fazla uzatmadan kendilerine vermek istiyorum. Evet, merhabalar. Merhabalar. Mikrofonu tutalım. Merhabalar, ben Umudum Köyü'nden Murat Haki. Rahvanatla uğraşıyorum. Ben kalktım, dedemden rahvanat gördüm. Aynı şekilde babamdan sonra da ben devam ettiriyorum. Teşekkür ederiz. Böyle şimdi dededen bir rahvanatçılığımız var bizim. Nasip olursa artık bizden sonraki nesle de devam edecek bu. İnşallah. Ki Erzurum'da da rahvanatçılık bayağı iyi bir duruma geldi galiba. Dedenizden nasıl gördünüz bu rahvanatı? Nasıl başladı bu merak? Dedemden gördüğüm rahvanatçılık çok aşırı, böyle eskiden bu yarışlar marışlar çok aşırı yoktu. Normal bir evimizde olan iki tane atımız vardı veya bir tane. Onu sürekli binerdik. Götürür onu, ondan ilgilenirdik. Ama şu anda çok ilerledi. Başkanımız sağ olsun çok yardımcı oldu bu konuda bize. Sahamız yapıldı. Yarışlarımız oluyor. Dışarıdan katılım da çok aşırı derecede var. Sağ olsun başkanım bu işle çok ilgilendi. Ne mutlu yani, dedeniz size bu atçılığı miras bıraktı. Evet, çok da mutluyum. Daha iyi yerlere doğru getirdiniz. İnşallah bizden sonrakiler de aynı şekilde devam ettirir. Bu iş ataspor olarak devam eder. Çok da gurur duyarız, memnun oluruz. Çok güzel bir yarışlar olacak inşallah. Ne mutlu. Şimdi biz şehir şehir geziyoruz bu rahvanatlarımız için. Kendim evet. De rahvanat sevdalısıyım. Baktığımız zaman ülkemizin artık her ilinde, her ilçesinde, her köyünde rahvanata rastlamak mümkün. Erzurum'da da bu yaygın bir şekilde var diye biliyorum ben. Doğru mudur? Doğrudur. Erzurum'da da bu sevdalandı. Çok aşırı derecede şu anda katılım da çok fazla olacak inşallah. Çok arkadaşlar ilgileniyor. Mardin'den, her taraftan, Türkiye'nin her tarafından gelen arkadaşlarımız var. Ne mutlu. Yani biz Türkiye'deki, sadece bu Erzurum Doğu bölgesi değil ama tüm Türkiye olarak bütün atçılar bir yerdeyiz, bir noktadayız. Evet, evet, bir yerdeyiz. Bu at bizi her yerden birbirimize bağlamış durumda. Evet, her taraftan bir dostumuz oldu, bir arkadaşımız oldu. Ne mutlu, biz de buralara kadar geldik, bizleri ağırladınız. Bakın yani birçok kişiyle vesile oldu, tanıştık. Köy TV aracılığıyla da tabii ki bütün, ki bizim yurt dışından da çok takipçimiz var, onlarla da tanışma fırsatı bulmuş olduk burada. Peki size çok teşekkür ederim. Bir de şimdi başkanımız var. Ben teşekkür ediyorum. Buyurun Fatih Bey. Evet, sizi bir tanıyabilir miyiz? Benim ismim Fatih Haki. Umudum Rahvan Atlı Spor Kulüp Başkanıyım. Biz bu işi dededen bu yana kalktık. Babamız, tabi ondan önce dedemizden gördük. Onların izinden gidiyoruz. Şu anda bu bir sevda. Buna istesek de bırakamıyoruz. Yani gecemiz gündüzümüzde hep at var. At var. Şöyle gece saat 12'de 1'de uykun kaçtığı zaman bir insan gidip atını ziyaret ediyor. Atın yanında 10-15 dakika oturuyor. Birisine desen belki de inanmaz. Ama bu sevda farklı bir sevda. Görmeden yapamıyoruz. Görmeden yapamıyoruz. Akırımıza girdiğimiz zaman hayvanlarımız var. Ama yok, ilk atımızın yanına gideriz. Örneğin Mardin'den Velit arkadaşımızla tanıştık. Bu at sayesinde Türkiye'de her kapıda bir arkadaşımız var. Yani her ilçede olsun, merkezlerde olsun arkadaşlarımız var. Onlar bizi arıyor, biz onları arıyoruz. Böyle bir aile olduk. Tabii ki bu güzel bir şey. Biz buraya Umudum Rahvan Atlı Spor Kulübü olarak Yakutiye Belediye Başkanımız Mahmut Uçar Beyefendi'ye ben herkesin huzurunda teşekkür ediyorum. Ki büyük emekleri olmuş. Yani çok sizin. Büyük emekleri oldu. Biz sadece küçük bir şey istemiştik. Bu gerçekten başkanımız bize şu an Türkiye'nin en iyi sahasını yaptı. Ki bundan sonra öyle düşünüyoruz ki bizden sonraki atçılık Erzurum'da daha fazla olacak. Daha da ileriye, daha da ileriye gidecek diye düşünüyoruz. Hiç atla merakı olmayan insanlar bugün at almaya kalktılar. Ve çoğusu da aldılar. İlk bizim 10-15 at köyümüzde, Umudum Köyü'nde 10-15 at vardı. Şu anda 75 atımız var. Maşallah. Sadece bunlar tabii ki yeni taylarımız, biz taycılık da yapıyoruz. Güzel taylarımız var.
bir yerlere geldik. Şükürler olsun. Biz bu işi seviyoruz. Ne mutlu. Şimdi peki burada bir dernek kulüp kurmuşsunuz. Evet. Bunun bir federasyonla tabii ki bağlantısı var. Tabii ki. Bu aşamaları bize anlatabilir misiniz? Yani böyle bir dernek yokken, kulüp yokken bu derneği kulübü kurup Rahvanat sahasına kadar getirip ve federasyonla ortaklaşa bir yarış yapıyorsunuz. Bu kolay elde edilebilecek bir aşama değil. Tabii ki. Bu da çalışmalarla oluyor. Biz beşincisini düzenlediğimiz Erzurum federasyon yarışını şey yaptık. Federasyon yarışını Erzurum'a aldık. Hı hı. Tabii ki bu da yine diyorum başkanımızın sayesinde oldu. Evet. Sahamızın iyi olması, kontrollü girişleri olması, sahanın başka bir yerden girişi olmaması. Bunları tabii federasyondan biz rica ettik. Onlar da gözlemci gönderdiler. Gelip gözlemciler sahayı kontrol ettiler ve dediklerimiz doğru olduğu için bu Erzurum'a, doğuya, Karadeniz'de de yok. Hatta Karadeniz bizden çok ileriydi. Ama şu anda biz Karadeniz'i geçtik bu konuda. Doğuyu şu anda Türkiye'nin sayılı statları içerisinde bir sahamız oldu yani. Evet. Bu tabii federasyonun yarış standartları için istemiş olduğu sahalar. İstemiş olduğu, uygun olduğu için bize verdiler bu yarışı. Peki burada bir kulüp kurdunuz. Bunun aşamalarını bir anlatabilir misiniz? Biz mesela ilk önce bu kulübümüzü kurduğumuz zaman böyle büyüklerimiz tabii ki ilk önce ya böyle bir şey yapalım. Şu anda Türkiye'nin her tarafında var yarış yapıyorlar. Biz neden yapamıyoruz? Bize öncül oldular. Beni de başkan seçtiler. İşte sen bu işte yapabilirsin. İşte sen git oraya bunu yap falan deyince biz de kırmadık. Başladık. Biz bu işe bir gönül vermişiz. Başladık. Kulübümüzü kurduk. Şu an federasyon yarışları alıyoruz. İnsanlar aileleriyle gelmeye başladı. Arkadaşlarımız mesela örneğin ailemizle biz geliyoruz yarışa. Biz bunları hiç görmemiştik. Ama şimdi kulübümüz sayesinde mi diyelim, büyüklerimizin sayesinde, başkanımızın sayesinde güzel bir yarış inşallah ama yapacağız. Ama şöyle baktığımız zaman güzel. Şimdi evet. Bizim yurdumuzda Ege'de de yapılan yarışlar, İç Anadolu bölgesinde veya Antalya bölgesinde, Akdeniz bölgesinde yapılan yarışlara baktığımız zaman orada aileler iyice artık gelmeye başladılar evet. Yarışlara. Bunun haricinde yurt dışında yapılan organizasyonlara baktığımızda orada da komple herkes ailesiyle birlikte burada oluyor. Yani biz artık o dönemi yakaladık. Yakaladık. O evet. Seviyeye ulaşmış olduk. Herkes ailesiyle ki rahvanat merakı tabii ki sadece erkeklere ait olan bir şey değil ki. Biz kadınlarımızın mesela, da merakı var atlara. Evet. Şimdi biz mesela örneğin eşlerimizle, çocuklarımızla yarış sahasına gidelim dediğimiz zaman belki bilmiyorum derdiler ki ya yarışta ne var işte at yarışı falan. Şu an evdekilerden olsun yani eşlerimiz olsun, çocuklarımız olsun. Ya bak yarışa biz de geleceğiz. Başkanımız hatta onlara, bayanlara ayrı bir tribün yaptı. Ayrıyeten çay setleri bilmem ne bayağı bir şeyler yaptı sağ olsun. Bu yüzden de çok katılım olacak inşallah. Beklentimizin üstünde ki, olacak. Şöyle biz Erzurum'u gezdik. Komple Erzurum merkeze dahil olmak üzere birçok billboardlarda Rahvanat yarışının tanıtımını evet. Yapmışsınız. Evet. Bu da tabii ki çalışmayla oluyor. Mesela örneğin biz başkanımıza biz bunu söylediğimiz zaman bana dedi ki başkanım işte ne kadar bir katılım olur? 50 at gelir mi? Dedim başkanım 50 at biz Erzurum'dan çıkartacağız nasip olursa. Bizim beklentimiz şu anda 200'ün üzerinde at beklentimiz var ki zannedersem şu anda 150-160 tane atımız geldi. Tabii ciddi bir katılım. Hatta bir hafta önceden gelen misafirlerimiz oldu. Bu özlem farklı bir şey ya. Hem anlatılmaz bir yaşanır. Şey, hem de bu at camiası öyle bir şey ki biz yarışlara da giderken at götürdüğümüz zaman da giderken ya biz orada atımızı nerede barındırırız, kendimiz nerede barınırız gibi bir düşüncemiz yok. Atçılarımız sağ olsunlar, atçı olmayan da o gittiğimiz bölgedeki herkes öyle bir dostlukları var ki herkes atların yerini bile hazırlıyor. Hatta gittiğimizde bazı yerlerde
Atların altına talaş serilmiş oluyor, kova getirmeyiz evet. diye su verebilmek için kovalarımız birçok hazırlık da yapıyorsunuz siz. Sadece yarışla ilgili de değil. Şimdi örneğin ben bugün saat 4'te gece telefon geldi, atlarımız geliyor. Kalktım, köyün her taraf doldu artık yani bizim beklentimizin, bizim ayırdığımızın yerlerde fazlası oldu. Bu sefer gittik, köyün içine düştüm. Hiç atından alakası olmayan insanlar akırdan hayvanlarını boşatıyor, misafirlerimiz burada kalsın. Artık bu işe herkes gönül vermeye başladı. Ki biz de bundan çok mutluyuz. Bu tabii ki bizim misafirperverliğimizin de bir tabii göstergesi. Tabii ki yani bu rahvan olsun, atlı sporlar olsun bizim ata sporlarımız. Bizim genimizde var bu yani. Bizim geçmişimiz, kültürümüz tabii ki. Şimdi bütün savaşlar olsun eskiden hep atların sırtında kazanılmış yani. Biz atları yok sayamayız. Yani biz yıllarca bu atla iç içeydik. Şimdi tabii ki iş için veya herhangi bir savaşta at kullanma durumu kalmadı ama biz bu atlarımızdan uzaklaşamadık. Bunları bir hobi çerçevesinde yarış olarak, festival olarak düzenleyip atlarla şimdi birliğimize devam ediyoruz. Şöyle bir şey daha var. Bizim burada derler ki eğer atın yoksa, komşun atı varsa akırın küçük bir pencere aç, onun nefesi senin akırına gelsin. Bu aslında çok güzel bir söz. At rızkıyla, onun rızkıyla belki de sen geçiniyorsun. At farklı bir şey. Çok akıllı bir hayvan. Mesela at sahibini düşürdüğü zaman asla çiğnemez. Ve kaçıp da gitmez, başında kaçıp da bekler. Başında bekler. Giden ürken atlar illaki vardır ama biraz gider ileride bekler yani. Böyle yani bizim atçılığımız, merakımız bu yani. Peki size de çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Verdiniz. Tekrar sizlere döneceğiz. Şimdi bir de Mardin'den gelen bir arkadaşımız vardı. Buyurun, bir Melih. De kendisini tanıyalım. Ben Melih Akyol Mardin. Yarış için geldim arkadaşların yanına. Sağ olsunlar, bir haftadan beri buradayız. Bize sahip atlarımıza Allah'lar da razı olsun. Bir de belediye başkanımız. Sağ olsun, iyi bir saha yaptı. Türkiye'de öyle saha görmedik. Öyle 4-5 tane at getirdim. Ne mutlu, elimizde ne kadar at varsa hepsini hazırladık, buraya getirdik. Hazırladık başkanımız için, arkadaşlar için. Bir haftadan beri buradayız. Yani İddiamız var mı? İddialı mıyız, atlarımız hazır mı? Kısmet. Kısmet abim, kısmet. Ya bu tabii ki çok büyük bir hazırlık gerekiyor ama yarış dediğimiz 2 dakikada, 2,5 dakikada sonlanan bir şey. Belki 50-60 günlük bir hazırlığı var atın ki at hazırlamak hiç kolay değildir. 4-5 aydan beri hazırlıyoruz. Ama yarın yarışa çıktığımız zaman yarış en fazla 2,5 dakika sürecek. Ya kazanacağız ya kaybedeceğiz. Allah'ın işi abi. İşte o 4-5 aylık böyle bir hazırlık var ya, bunun umuduyla geliyorsunuz. Bir de burada attığımız yarış kazandığı zaman o anın sevinci, insanların gözleri dolu dolu oluyor. Çünkü çok büyük bir gurur atın yarış kazanması. Evet. Ya arkadaşlar Samsun'dan geldi, Ordu'dan geldi, Mardin'den geldi, Diyarbakır'dan, yani Türkiye'nin her yerinden gelmiş. Birçok yerden geldi ki bir de buradaki federasyon destekli bir yarış olduğu için burada dereceye girmiş atların Türkiye şampiyonasına katılma hakkı da var. Evet hocam. Birçok atın da burada şampiyonaya katılabilmek için, hak kazanmak için de yarışacaklar çoğu. Doğrudur hocam, doğrudur. Peki Mardin'de atçılık nasıl? Siz nasıl başladınız atçılığa? Ben alışverişçiyim. Ben at alışverişi yapıyorum. Koşuya da giriyor, katılıyorum. Arkadaşlar sağ olsun doğumlu buraya gelip iyi rahvan, iyi tay veriyorlar bana. Besliyorum. Yarışa hazırlıyorum. Hep bu sevdanın içindeyiz yani. Evet, ticari kısmı da olsa da ayrı olarak da bir hobi olarak. Hem ticaret hem yarışlara da katılıyorum. Aslında sizin de öneminiz büyük. Çünkü at sahibi olmak isteyen birçok kişiye at tedarik ediyorsunuz. Yani biz belki istesek buradan Erzurum, Mardin, işte Diyarbakır veya Karadeniz bölgesi gezip bulamayız ama siz bu bölgeleri devamlı gezdiğiniz için buralardan değişik atlar ve birçok at almış oluyorsunuz. Biz de sizin gibi bu cambaz deniyor aslında Ege'de bunlara. Doğrudur. Cambazlardan at alabiliyoruz. Sizin doğrudur. De emeğiniz büyük bu işte. Doğrudur. Kars tarafına gidiyoruz. Bütün Türkiye'nin her yerine hem alışveriş yapıyoruz, hem satıyoruz, hem alıyoruz. Yani sadece satmak değil. Al ver, al ver devamlı bir alışveriş evet, var. Evet, evet, evet hocam.
Peki, çok teşekkür ederim sizlere de. Sana da. Tekrar ben başkanıma vermek istiyorum. Evet başkanım, burada şimdi bayağı bir atınız var demiştiniz. Şimdi evet. Bu atları siz hazır mı alıyorsunuz, yoksa bunun arkasından kendi damızlık kısaklığınız var, tay yetiştiriciliği yapıyor musunuz? Şimdi öncelikle biz bu atlarımızı bir tane iki tane kısraklarımız vardı. Onlardan temin ediyorduk. Dışarıdan alıyorduk. Baktık ki bu iyi ırk aramayla, parayla bulunmuyor. Evet. Biz bu sefer iyi ırklar bulmaya başladık. Şu anda biz şey yapıyoruz, tay yetiştiriyoruz. Kendi damızlık kısraklarımız Kendi damızlık kısraklarımız var. Damızlık aygırlarımız var. Şu anda tay yetiştiriyoruz. Biraz sonra zaten göreceksiniz taylarımızı da. İnşallah gönlümüz istiyor ki tabii herkes, gelen misafirlerimiz olsun. Herkes, burada bir amaç var, birinci olabilmek. Bizim gönlümüzde de tabii ki birinci olmak yatıyor. Evet, şimdi Mardin'den Velit abimiz gelmişti. Bir de Ardahan'dan gelen bir rafanatçımız var. Ben bir de onu almak istiyorum müsaadenizle. Tabii. Buyurun. Velit abi, seni de alalım şöyle. Tabii başkanım, siz davet ettiniz, her yerden geldiler. Tabii ki. Sağ olsunlar, teşekkür ederiz. Bizi kırmayıp buraya kadar gelen arkadaşlarımızı, Murat Bey, Ardahan Kulüp Başkanı, o da Rahvanatlı Spor Kulüp Başkanımız. Tabii ki bu pandemi sürecinde bir ara verdik biz bu işe. Federasyon yarışlarına olsun, belediye yarışlarına olsun biz bir ara verdik. Ama şimdi yeniden başladık biz bu işe. Bu yıl federasyon yarışını Erzurum'a aldık. Tabii onun da ayrıca bir sevincini yaşıyoruz. Tabii şimdi federasyon yarışı çok fazla oluyordu ama bu sene dediğiniz gibi pandemi süresince uygun sahalara, yani herkesin giremeyeceği, HES koduyla girilebilecek ve sadece at sahibi ve seyisin girebileceği bir şekilde uygun olan sahalara federasyonumuz yarış vermek durumunda kaldı. Çünkü bunu da bildiğim kadarıyla Gençlik Spor Dalları Federasyonu şart koştu. Tabii. Tabii ki bunlar da güzel şeyler. Şimdi bir hobimizi yaparken bu hastalığın daha da ilerlemesi bizim için kötü olur. Daha ilerideki yarışlarımıza da engel olur. Tabii ki. Biz yine söylüyorum, belediye başkanımızın sayesinde, Mahmut Uçar Beyefendi'nin sayesinde, sağ olsun bizi kırmadı, sahamızı yaptı. Şu anda zannedersem 5 tane Türkiye'ye yarış verildi. Birinde Erzurum'a aldık. Doğu'da ve Karadeniz'de de verilmedi bu yarış. Bizim sahamız uygun olduğu için bize verdiler. Bu da tabii belediye başkanına teşekkür ederiz. Tabii teşekkür sadece ederiz yani başkanımıza. Yarış sahası olarak değil. Biz şimdi buraya gelirken yolda baktık. Gerek tabelaları, gerek yol çalışmaları, birçok hazırlık yapmışlar. Yani büyük bir çalışma oldu burada. Bizim ayrıyeten burada bir Kalor Tepe dediğimiz yer var burada. Burayı önceden Kalor Tepe dediğimiz yer definecilerin uğrak yeriydi. Burada Kalor Tepe dediğimiz yer Şirinen Ferhat'ın yaşandığı rivayet ediliyor. Orayı başkanımıza sunduk. Başkanımız dernek, tabii Umudum Köyü'nün derneği var. Onlar şey yaptılar. Bu işi başkanımıza ilettiler. Başkanımız da sağ olsun gitti, dolaştı, baktı ki böyle bir şey, bunu gün ışığına çıkardı. Yani burada kültürel olarak da desteği çok yani. Tabii çok. Şu anda oraları da görmenizi isterim. İnşallah gezip göreceğiz. İnşallah. Yani biz belki ekranlara çıkaramayacağız orayı ama şahsen gezeceğiz. Buradan da Köy TV izleyicilerine seslenelim. Gelip buradaki tarihi ve kültürel mirası görsünler. Çünkü geçmişten bugüne kalmış birçok yapı var ve harika yapılar. Bence bunlar görülmeye değer. Burası bir şöyle diyeyim tabiri caizse. Biz saklı cennet diye tabir ettiğimiz gerçekten güzel bir tarihi bir yerimizdi. Ama bunu kimse bilmiyordu. Önceleri Kalor Tepe dediğimiz yerde güreşler olurmuş. Her hafta sonu bir topluluk olurmuş. Erzurum'un bütün ilçelerinden olsun, köylerinden olsun katılım olurmuş, güreşler olurmuş. Orayı da faaliyete geçirdi başkanımız. Artık köyümüzün içini çok güzel yaptı. Tabii ki bunlar gurur verici şeyler. Gurur verici ve heveslendirici şeyler. Heveslendirici şeyler.
Böyle bir başkan Allah herkese nasip etsin. Amin, ben inşallah. O kadar diyorum. Peki çok teşekkür ederim. Rica ederim başkanım. Şimdi bir de Ardahan kulüp başkanımıza evet, verelim Murat sözü. Bey, buyurun Murat. Öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben Ardahanlıyım. İsmim Murat Arabul. Rahvanat Binici Kültür ve Spor Kulübü Başkanlığı yapıyorum. Yanı sıra Geleneksel Spor Dalları Federasyonu İl Temsilcisiyim Ardahan'da. Rahvancılık, yani federasyonun il temsilcisiyim. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu 9 tane dalı var ama Rahvan bizim için ayrı bir sevde oldu. Resmi müsabakalar Erzurum'da şu an olduğu gibi Türkiye'nin birçok ilinde geçmişte oldu. Bu yıl 5 tane verildi. Erzurum'a alınması gerçekten Doğu Anadolu'nun bir şansıydı bu. Aslında Doğu bölgesi için ortak bir nokta olarak Erzurum belirlendi. Tabii şu pandemi döneminden sonra Doğu Anadolu'da Erzurum'a alınması gerçekten Doğu Anadolu'nun bir şansıdır. Ve belediye başkanı, Erzurum belediye başkanına emeği geçen belediye başkanına buradan teşekkür etmek istiyorum. Çok harika, çok güzel bir saha inşa etmiş. Biz rahvanatçılar olarak, bu işin sevdalıları olarak gerçekten gurur duyduk. Peki Ardahan'da bu kulüp kurumunuz nasıl oldu? Nasıl bir aşamalar kaydettiniz? 2013 yılında biz kulübü kurduk. Bizden sonra zaten Erzurum'da o zaman Fatih Bey ilgili böyle bir istişaremiz vardı. 1980'li yıllardan tam şey yapmayayım. 1980'li yıllardan beri Ege bölgesinde, İç Anadolu'da, Karadeniz'de rahvanat yarışları vardı. Ama doğudan her zaman iyi atlar çıkmıştır. Biz de hep iyi atları Ege bölgesine gönderiyorduk ama burada kulüpleşmemiz yoktu, işin gerçeği. Sonradan kulüpleştik. 2013 yılında hani biz şöyle söyleyeyim, ben şahsımı söyleyeyim. 3 gün içinde kulübü kurdum. Yani yıllardır ben bunu ata dededen yapıyorum ama kulüpleşmedi. Federasyonu aradım. Sağ olsunlar Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'ndan bizi kırmadılar. Çok memnun oldular doğuda kulüp kurulduğuna. İlk yarışımızı 2014 yılında gerçekleştirdik. Yani resmi yarışımızı 2014 yılında gerçekleştirdik. Ondan sonra Erzurum'la bir istişare içerisinde olduk. 2014 yılında Kars Arpaçay'da bir resmi yarış düzenlendi. 2015 yılında Erzurum'a yarış aldı. Pandemiden dolayı saha eksiğimiz vardı. İşin doğrusu Erzurum'da sahanın yapılması ve Doğu'nun Erzurum bir şansı olması bizim için çok iyi. Siz aslında o zamanlar bu meşaleyi yakmışsınız. Ortalığı aydınlatarak bugünlerde artık federasyonla birlikte bir yarış yapabiliyorsunuz. Tabii. Federasyonumuz da sağ olsunlar yöneticileri Doğu'yu hiçbir zaman şeyde bırakmadılar. Geride bırakmadılar. Çünkü biz hani Doğu illeri olarak bu rahvanatçılığı yetiştiriyoruz ama bizim atçılıktan dışarıda şeylerimiz de var. Yani şöyle söyleyeyim. Biz lisanslı sporcu olarak. Tabii aynı zamanda sporcuyuz hobi haricinde. Hobi haricinde lisanslı sporcu olarak gençlerimizi yönlendiriyoruz. Bölgede, ilde ve Türkiye şampiyonasında at binmek için bu spor dalına katılıp dereceler alabilmesi için yönlendiriyoruz. Ha, dereceler alındığı zaman ne olacak derseniz, eğer at binip Türkiye şampiyonasında veya bölge şampiyonasında derece alan bir sporcunun Besyo gibi bir tercihi olursa diğer spor dallarındaki gibi ek puan geliyor. Buradan yani, da bir artısı var. Tabii. Buradan bir kaybı kesinlikle gençlerimizin yok. Artı Avrupa'da olduğu gibi, Avrupa'da biliyorsunuz atçılık ırkı bayağı irelde. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam buradan Ahmet Hamdi Özgen'e de selamlarımızı iletelim. Selamlarımızı söylüyoruz. Çok emeği geçti kendisinin de. 6 tane olması lazım bir profesörün, hocamızın üniversite bazında ırk çalışması yapıyor. Bu ırk çalışması ne olacak diye bir şey sorarsanız, bu tescilini Türkiye Cumhuriyeti'ne alırsak eğer Türk atının kendi ırkı olacak tescilli. Ve kimliklendiriliyor artık. Aile soy ağacı da çıkıyor atlar. Aile soy ağacı çıkacak. İleriki yıllarda rafanatlar daha çok gelişecek ve bu spora el atılacak. Belki iddia bazına, hani TCK gibi iddia bazına çıkıp daha yüksek olanlara atlar satılacak. Bu da artı bir ticaret.
Ama rahvan atçılar bu duruma gelmesini istemiyorlar. Yani atların iyi bir duruma gelmesini istiyorlar. TCK gibi bahis ve iddia durumuna bahis girmesini istemiyorlar. Bahis ve iddia tamam biz de istemiyoruz. Bahis ve iddia ama şöyle söyleyeyim. Rahvan atçılık zaten şu anda 300 bin lira, 200 bin lira gibi çok büyük meblağlara atlar satılıyor. Aslında bu da bir ticaret yolu. Evet. Bu düzenli bir şekilde girdiği zaman insanların bir köylülerin, köyde oturanların bir ekmek kapısı olacak. Evet. Ama 200-300 bin liraya at aldık ama bu attan bir ödül kazandığımızda yol parasını bile karşılamıyor. Ha, orası, evet. Oradaki şey tabii hobi amaçlı olduğu için. Tabii tabii. Bak, biz, geliri yok yani. Biz mesela burada birinci olan arkadaş ne alabilir? 4000 lira, 3500 lira. Zaten sadece Ardahan'dan buraya 2000 liraya araç geliyor. Burada yemesi, içmesi, işte kalması, sağ olsun Fatih Beygil elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Artık kurumsalların verdiği dışında kendilerinin çok büyük fedakarlıkları var. Teşekkür ediyorum burada. Erzurumlu arkadaşlarımız olsun. Sağ olsun geldiğimizden beri etrafımızdan ayrılmadılar. Ama ödüllerin federasyon bazında biraz daha yüksek olması, teşvik edici olması ve atçılığın gelişmesi demek. Bunlarda gelişmesi yeni küçük genç çocuklarımıza, gençlerimize bu atçılığı bırakmamız demek. Yani ben 34 yaşındayım, 33 yaşındayım. Ben 10 yıl sonra, 15 yıl sonra belki bırakacağım. Yani bırakmayacağım ama bu kadar aktif olamayacağız belki. Tabii devredeceğim. Bu devretmem için de gençlere lisans, ondan sonra atçılıktan fazla, daha fazla şeyler bırakmamız lazım gerçekten. Ha, buradan biz ne söyleriz? Yerel halkımızın yerel kurumlara, belediyelere şunu söyleriz. Bütün belediye başkanlarımıza. Ardahan'da da geçmişte 2018-2017'de yapıldı bu projesi. Yeni gelen 2019'da yeni gelen belediye başkanımıza yardımcı olacağını söyledi. Yani bütün belediye başkanlarımıza biz şunu söyleriz. Rahvanatçılığın, kültürel değerlerimizin, sadece rahvanatçılık da değil tabii, kültürel değerlerimiz için ava güreşi ve cirit gibi birçok dalımız da var. Kültürel değerlerimize önem vermeleri. Aslında bize burada en büyük desteği belediye başkanlarımız yapıyorlar. Tabii. Büyük destek oluyorlar yani bu konuda. Yani duyarlı bir belediye başkanı gerçekten rahvancıların ve yerel kültürel spor dallarının arkasında durduğu zaman bizim zaten bir beklentimiz yok ama yani maddi olarak bir beklentimiz yok. Gerçekten rahvancılar o kadar memnun oluyor ki, ciritçiler o kadar memnun oluyor ki müteşekkiriz bu konuda. Yani biz o belediye başkanına veya yerel yönetime bağlılığımızı o şekilde bildiriyoruz ki yani anlatamam. O kadar da rahvancılar vefakardır. Evet, bu desteklerini bizden esirgemezler inşallah. İnşallah. Türkiye'de 81 ilimiz var. İsteriz ki 81 ilimizde de yarış olsun. Gençlerimiz binsin atlara. Ve şunu da eklemek istiyorum ben ki bu yolda bayağı bir aşama kaydedildi ki siz atçıların da bunda emeği var. Yani federasyonun altında bulunan bütün kulüplerimiz İzmir'deki bir kulüple Doğu bölgemizde Erzurum, Kars, Ardahan bölgesindeki hepsi eşit haklara sahip olabilecek duruma geliyor şu anda. Evet. Evet, yani gerek anda, saha olarak, gerek yarış imkanı olarak, yarış desteği olarak. Yarış destekleri olarak federasyonumuz hiçbir ayrım yapmıyor zaten. Doğu'da da Batı'da da ödül oranı neyse hepsi aynı. Ama biz de şunu söylüyoruz. Keşke 81 ilde olsa, 81 ilde desteklense, bütçemiz olsa. Bunlardan ziyade ben 34-33 yaşındayım. Ben binmeyeyim ata. 17-16-15 üniversite çağına gelecek çocuklarımız binsin. Üniversite sınavına girden besyo tercih ettiklerinde onlar puan alsın. Üniversiteye gitsin. Birkaç kişiye bu şekilde ön ayak olduk. Buradan da onu söylemek istiyorum. Gerçekten çocuklar da memnun oldu. Biz de onların okul hayatına katkıda bulunduğumuz için gerçekten memnun olduk. Bir açıda da gençlerimizin önünü de ışık tutmuş oluyoruz. Bir yol kat etmesine sebep oluyoruz. Tabii. Bir de rahvancılıkta şu var. Zaten şöyle söyleyeyim. Şu andaki arkadaş ortamı denilen bir ortam kalmadı. Evet. Eski bir arkadaş ortamı yok. Son dönem bu dönem diye adlandırıyoruz ama bu rahvancılıkta öyle bir şey var ki yani ismini tarif edemeyeceğim. Öyle bir dostluk, öyle bir birlik var. İzmir'den Ardahan'a, Erzurum'a geldiğinizde ben rahvancıyım kardeşim dediğinizde
bilin ki oradaki rahvancılar hemen size sahip çıkıyor. Bir de konuşabilecek, muhabbet edebilecek muhabbet ortak bir konu tabii, var. Tabii tabii, muhabbet edebilecek artı. Bakın hiçbir spor dalında yok bu. Ben daha önce 6 yıl güreştim. Bir güvercincilerde var. Ha, yani bizim girdiğimiz, yani benim şu ana kadar girdiğim spor dallarını söyleyeyim. 6 yıl güreştim ben. Birçok ilde Türkiye şampiyonasında derecem var. 2,5 yıl kadar boks yaptım. Halk oyunları, Kafkas, Azeri Kafkas halk oyunları oynadım yerli mahalli. Rakip gördüğün zaman o rakipler birbiriyle konuşmaz. Ama biz Fatih Başkanım'la bugün rakibiz. Ama aynı yerde oturuyoruz. Muhabbetimiz, sohbetimiz gerçekten takdire şayan. Biz sadece atlarımız sahaya yarış için girdiğinde rakibiz. Çıktığında yine tekrar. Yani orada devam. Girdiğimiz zaman hani birbirimizle gırgırımız, şamatamız, işte muhabbetimiz daha farklı oluyor. Yarın yarış sahasında da görürsünüz. Gerçekten hani atlarımız yarışırken biz ne bileyim çay içiyoruz ama heyecanlanıyoruz. İşin açını birbirimize belli etmesek de zaten heyecanlanıyoruz. Sadece sweet içecek gidiyor. Yiyecek olmuyor. Yiyecek yiyemiyoruz zaten. Yarış bitene kadar yemek yenmiyor. Yarış bittikten bir yani geçilen arkadaşlar için 3 gün yani şampiyon olan arkadaşlar için aynı gün, aynı akşamısı yani bir gün yemek yemiyorlar. Çünkü birinin heyecanı, birinin üzüntüsü belki ona yemek yedirmiyor gerçekten. Büyük bir heyecan aslında, çok güzel bir şey. Sizlere de buradan ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çünkü o kadar emek verdiniz, geldiniz bizleri buralarda Türkiye Cumhuriyeti'ne tanıtıp rahvancıların sevdasını sadece gösterdiniz. Sadece Türkiye demeyeyim çünkü Azerbaycan'dan ve Avrupa'dan da birçok izleyicimiz var ki çok mesajlar aldım ben. Buradan hepsine ayrı ayrı selam göndermek istiyorum. Tüm dünyadan izleniyoruz desek yeri var. O zaman gerçekten iki katı teşekkür etmek istiyorum ben buradan. Sizin emeğiniz daha çok. Çünkü hani adapte olup buraya gelip hani aynı ortama girip rahvancılarla oturup kalkıyorsunuz. Ben de rahvan atayım. Benim de atım yok var. Yani, kameraman arkadaşınız olsun, siz olun gerçekten yani. Bu ortamı işiniz olmadığı belki şey yapmadınız ama geldiniz ya burada şöyle söyleyeyim çile, ben, çile çekip bizlerin yükünü bizlerden alıyorsunuz. Biz İzmir'den geldik. Aşağı yukarı 1450 kilometre yol evet. yaptık. Sırf çekimler için geldik. Evet. Tabii ki buradaki doğu illerimizdeki Erzurum'daki yarışı da tüm Türkiye ve dışarıdaki izleyicilerimize de aktarmak için ki burada öyle bir sevgiyle karşılandık ki ben ayrı ayrı hepinize teşekkür ederim bu konuda. Doğu ilinde şu var. Yani doğu illerinde Erzurum, Ardahan gibi doğu illerimizde şu var. Gelen misafire hani yemek yedin mi sorulmaz. Direkt yedirilir. Direkt yedirirler yani Erzurum'da olsun, Ardahan'da olsun, diğer doğu illerimizde olsun. Direkt yedirirler yani bir dostluk muhabbeti doğuda bilirsiniz. Daha farklıdır. Misafire bakış açımız daha farklıdır. O yüzden gerçekten buna biz bir emek yapıyorsak siz bizleri tanıtmak için binlerce emek gösteriyorsunuz. Hani gerek burada röportajınız gerek bu işi hazırlayıp gelmeniz şey yapmanız birçok işi için emek gösteriyorsunuz. Gerçekten size de rafanatçılarımız adına bu camiye adına geleneksel spor dalları il temsilcisiyim. Federasyonumuz adına gerçekten çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel de anlattınız. Bize gerekli bilgileri verdiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi ben sözü amcama vermek istiyorum. Biraz önce konuşurken demişti ki biz 2 gün 3 gün atla yolculuk yapıyorduk. Evet, biz buradan 2 günlük 3 günlük yol gittiğimiz günlerimiz olurdu. Buradan çıkardık. Erzurum'un İspir ilçesi var. Evet. İspir ilçesine at götürüldük. Ne kadar uzaklıkta buraya? 200 kilometre ama yol olarak öyle. Dağlardan gittiğin sıra daha farklı. Dağlardan eskiden atalarımız gittiği yollar var. O izleri takip ederdik. Oradan o şekilde giderdik. Mesela biz sabahleyin 4'te buradan çıkardık. Sabaha karşı 4'te buradan çıkardık. Bir köyde gider orada bir kahvaltı yapardık. Atlarımıza alaf verirdiler, su verirdiler. Oradan geçerdik başka bir köye. Orada aynı şekilde. Yani aslında ikmallerinizi hep köyden yiyecek içecekleri evet. gittiğiniz köylerden temin ediyordunuz. Dağ köylerinden. O sıra misafirperverlik de çoktu. Yani şimdi kimse gitti mi misafir kalmıyor da. O dağ köylerinde misafir odaları vardı. 20 tane 30 tane insan oturur orada kahvaltısını yapar, yemeğini yer. O şekilde köylerimizde önceden şey vardı. Şimdi arabalar çıkınca onlar biraz azaldı. Evet. Peki bu 200 kilometre ne kadar zamanla gidiyordunuz? 2 günde, 1,5 günde. Atın
atlarımızın gidişine veya bizim yol şeyimize göre biz hızlı gitmek istersen biraz daha erken gidiyorsun. Yoksa biraz daha yavaş. İşte gittiğimiz köyde çay içiyorsun, bir muhabbet başlıyor. At, rehvan at muhabbeti. Oralarda da çok olur. Onlarla muhabbet bir bakırsan ki 2 saat 3 saat geçmiş. Diğer bir köye gidiyorsan aynı şekilde orada. Geceleri misafir ederdiler oralarda bizi. Gece yolculuk yaptığınız oluyor muydu hiç? Yok, çok gece yolculuk yapmıyorduk. Köyler yakın birbirine. O köylerde misafir kalıyorduk. Zaten gitsen de bırakmazlar. Orada seni o gece misafir edecek. Tanısın tanımasın. Yolcu nereye yolculuğun var derdiler. O şekilde bir misafirperverlik vardı. 2 gün boyunca at üstünde. Yani evet. Ravan atlarda zaten hep uzun yol gitmek için kullanılmış. Neden? Çünkü özelliği nedir? Binicisini sarsmaz. Rahat bir yolculuk. Çok rahat bir şey yürüyüşü vardır. İnsanı hiç sarsmaz yani. 2 gün de belki de o atın üstünden inmesen hiçbir yeren ağrın olmaz. Rahatsın. O şekilde rehvan atın özelliğinin biri şimdi de odur. Şimdi artık tabii arabalar imkanlar olduğu için artık atlarla yolculuklar evet, kalmadı. Evet. Şimdi onlar kalmadı. Mesela o dediğim dönem bir panayır kurulurdu. Orada çok at da gelirdi dışarıdan. Mardin'den, Diyarbakır'dan arkadaşlar gelir atları alır giderdiler. Onlar da binerek mi giderdi burada? Yok, arabalara? Onlar arabalarından giderdiler. Onlar biraz of, çok uzun bir yol çünkü gidiyor o yüzden. Çok uzun bir yolculuk olduğu için. Peki şimdi programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Köy TV aracılığıyla rahvan atçılara ve at bakacak olanlara iletmek istediğiniz mesaj varsa şöyle sırayla tek tek alabilir miyiz? Şimdi ben önce federasyon başkanına, ondan sonra bizim başkanımız Mahmut Uçar Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir saha yaptı. Çok katkısı oldu bu bizim Erzurum bölgesine. Onun için ona teşekkür ediyorum. Gençliklerimiz inşallah gelirler. Bu işi devam ederler bizden sonra. Ben 55 yaşındayım. Allah daha uzun ömürler versin. Allah razı olsun. Devam ederler. Böyle devam eder. Biz de bunu görürüz. Mutluluğunu mutlu yaşarız. Evet. Peki. Bizim için mutluluk odur. Çok teşekkür ederim. Ben bir teşekkür ediyorum. Başkanımızın iletmek istediği mesaj varsa onu alalım. Tabii ki buraya kadar zahmet ettiniz. Geldiniz. Köy TV ekibine, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizi unutmasınlar. Ben sadece o kadar diyorum. Bizden desteklerini çekmesinler. Başkan, unutulacak gibi bir hizmetler yapmamışsınız zaten. Bu çok uzun yıllar hatırlanacaktır. İnşallah. Bu sevda bitmez diyorum. Sadece kısaca o kadar diyeyim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Bu atçılığı daha ileri taşıyacaksınız. İnşallah. Elimizden geldiği kadar bizden sonrakilere inşallah bir miras bırakmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Bir daha abimizin mesajını alalım şöyle kısaca. Ben öncelikle Murat abimin az önce söylediği şey ufak bir şey veririm. Rahvan atların eskiden bir şeyi vardı. Düğün önlerinde bey götürme. Bilir misiniz? Yok, duymadım. Düğün önlerinde bey götürme, bey denilen bey yastığı vardı gelinin. Bunu ilk çeyiz götürüldüğünü çok biliyorum da. Bunu ilk gelin tarafından damat tarafına getiren atçıya toy babası dediğimiz yani düğünün sahibi dediğimiz toy babası hediyeyle adlandırılırdı. Hediyelendirirdi işte büyük bir meblağ olsun, altın olsun, işte o dönemin en değerlisi neyse. Veya atının bedelini söyler, atının bedelini verirdi. Bizim burada öyleydi. Bizimle ondan sonra şöyle bir mesajımız olur. Özellikle devlet büyüklerimize. Arap İngiliz atları gibi bizim atlarımızın da bu milletin, Doğu'nun, Batı'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin, rahvan atlarının da gerçekten tescillenip Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bir ırkın olup ve rahvan atçıların statülerinin biraz daha yükseltilmesini bu konuda bir çalışma yapıp bizleri desteklemelerini rica ediyoruz. En azından ediyoruz. Bizim yaptığımız çalışmalara destek vermelerini rica ediyoruz. Tabii. Bizim yaptığımız çalışmalara olsun, federasyonumuzun yaptığı çalışmalara olsun biraz daha bir katman, iki katman daha fazla destek vermelerini rica ediyoruz. Destek tabii ki veriliyor. Federasyonumuza destek veriliyor ki de federasyonumuz da bize. Ama şartların biraz daha düzeltilmesi rahvancılar için gerçekten çok iyi olacak. Peki. Size de çok teşekkür ederiz verdiğiniz mesajlar için. Biz size teşekkür ederiz. Gerçekten bizi dinleyip bizleri rahvancıların sesi olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz için. Evet değerli izleyicilerimiz Mardin, Ardahan ve Erzurumlu rahvanatçılarla birlikteydik. Burada da çok büyük bir yapılaşma var. Rahvanata çok büyük bir merak var.
çok iyi derecelere gelmesi için büyük çalışmalar var. İnşallah bu çalışmalar da desteklerle daha da ileriye gidecek. Önümüzdeki nesillere de çok iyi bir spor olarak rahvanat sporunu bırakacaklar. Turgut Dem sponsorluğunda ülkemizin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Rahvanatları programımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Köy TV'de kalın, hoşça kalın.